İyi akşamlar sevgili futbol severler. Şampiyonluk derbisini sarı kırmızılı takım evinde 2-0 kazandı. İlk yarıda Fernando 23. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmişti ve 70. dakikada skor 2-0'a geldi. Rodriguez'in golüyle ve sarı kırmızılı takım dev derbiyi şampiyonluk yolundaki belki de en önemli engeli son şampiyon Beşiktaş karşısında 2-0'la geçti ve son 3 haftaya en yakın takipçisi Başakşehir'in 1 puan önünde 66 puanla zirvede geçti. Beşiktaş 4. sıraya geriliyor, 62 puanda kalıyor. Fenerbahçe de bu hafta kazanarak 63 puanla 3. sırada tamamladı. Son 3 haftaya girerken şampiyonluk yarışındaki o 3 bir süredir süren 3 puanlık makas 4 puana çıkmış oldu ve Beşiktaş için artık şampiyonluk çok uzak gözüküyor. Son 2 yılın şampiyonu derbide kaybederek belki de bir anlamda şampiyonluk umutlarını da Türk Telekom Stadyumunda bırakıyor. Evet, birçok enstantaneye, birçok tartışılacak konuya mahal verecek bir derbiyi geride bırakıyoruz hocam. İkinci yarıda çok enteresan şeyler oldu ama Beşiktaş'ın herhalde siyah beyazlı taraftarların rüyalarına girecek Negredo ve Babel'in kaçırdığı goller belki de kaderini çizdi siyah beyazlı takımın. Galatasaray'da maç boyunca ilk devre arasında da söylediğimiz konsantrasyonunu hiç kaybetmeden son dakikaya kadar sahada bütün birimleriyle giren çıkan belki de hoca istediğini aldı onlardan. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Genele teknik direktörden başlayalım. Peki. Önce arkadaşlardan bir şey rica ettim. Fatih Terim'in deplasmanda çok farkı olmadı belki ama hani Tudor'dan. Şöyle özetleyeyim. Hep bahsederim ya, çok Galatasaraylı arkadaşım vardır. Bir tane de çok sevdiğim Berker diye bir kardeşim var benim. O hep der ki, Fatih Hoca olsun da ne olursa olsun. Şimdi Galatasaray kulübünün yüzdesine baktığımız zaman 1/3'üne yakınına Fatih Hoca şampiyon olmuş. Şimdi Tudor kalmış olsaydı devam eder miydi? Ben zor diyorum. Çünkü bazen kendi sahanda derbi oynamak tabii ki avantajdır ama zor maçlardır. Şimdi Fatih de Türkiye Süper Ligi'nde ülkemizde 5 tane takım şampiyon oldu yıllardır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Bursa. Şimdi bu takımlardan bir tanesiyle Kadıköy'e gidiyor, diğerleriyle kendi evinde oynuyor. Ligin ikinci yarısı. Ne yapmışlar maçlarda Fatih Terim'le? Bakalım arkadaşlar, eğer uygunsanız. Bursa'yı Galatasaray, yani şampiyonluk yaşayan bir takımın 5-0 demiş. Teknik direktör hoca. Fenerbahçe'yi de deplasmanda berabere kalmış, istediğini almış. Ki oyun olarak da evet, galibiyete daha yakın evet taraf. Trabzon'u yenmiş, Başakşehir'i yenmiş, Medipol Başakşehir'i ve son maçta da bugün de biraz önce Beşiktaş'ı 2-0 yeniyor. Tudor alsaydı bu olur muydu? Bence olmazdı. Tabii biz 6 takımdan bahsediyorum. Bu Başakşehir'e ayrı bir... Şampiyon olmadığı için. Evet evet. Öyle ben ligimizde şampiyon olan takımlar oynadığı müsabakaları... oynayan şampiyonla bir, oynayan... Zaten sezonun ilk haftası Kayseri maçından itibaren Galatasaray taraftarı takımına fazlasıyla sahiplendi. Medipol Başakşehir maçını açıp televizyona baktığımız zaman futbolcular karşıdaki tribünden daha fazlaydı. Seremonideki hakemlerle beraber. Bu tarafta var mıydı bilmiyorum tabii. Davullar falan geliyordu da. Tabii ki taraftarın büyük gücü var. Şimdi UEFA'da hesap vermek isteyen deniyor ya, biz demiyoruz. Fakat sonuçta da bu kulübün başkanı da Dursun Bey'di. Ve taraftarı mutlu eden kadroyu onun yönetimi yaptı. Gelen Mustafa Bey de zaten Dursun Bey giderek Fatih Hoca'ya getirmişti. Ve yoluna da devam eden, kenetlenen bir camia vardı. Buna karşılık Beşiktaş kulübü çok önemli kadrosu olmasına rağmen 2 yılın verdiği geleneklerinde vardır. Geninde var Türkiye'deki takımlarımızın. Ne kadar yabancı oyuncular olursa olsun. Mesela Beşiktaş tarihinde 3 sezon üst üste bir kere mi oldu? Gordon Min zamanı. Gordon zamanında. Mesela Fenerbahçe'nin tarihinde 3 maç 4 sezon yoktur. 3'te zordur. Galatasaray'ın vardır.
İşte o klasik yok. Trabzon onların da iki galiba değil mi? Evet. İki. Yani Beşiktaş'ın lige Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı falan etkiledi. Galatasaray teke teke kilitlenmiş durumda ve çok önemli iki maç kaybettiler. Bir Akhisar maçı ve Gençlerbirliği maçı. Buradan sonra işte Tudor yerine Fatih Terim devreye girdi. Hem Başakşehir hem Beşiktaş. Hem Beşiktaş. Arada bir Alanya deplasmanı. Şimdi bunları çabuk travmalar atlatmak kolay değil. Çok iyi bir yarışmacı antrenör. Galatasaray için söylüyorum ben bunu. Bir de kredisi muazzam açık bir antrenör. Bence Dursun Bey'in giderek yaptığı en büyük operasyon Fatih Terim operasyonuydu. Bir kere burada altını çizelim. Teknik adam olarak da agresif bir takıma doğru çevirdi. Şimdi mesela Selçuk oynatıyordu. Bak Selçuk kazandı falan deniyordu. Aslında o denemelerdi. Aslında başarılı değildi o denemesi. Mesela sağda Linesi deniyordu. Olmadı Mariano'ya döndü. Fakat Donk konusunda eyvallah. Donk'u benim uzun boylu şeyim olsun ön ortasam Fernando ile birlikte. Ki Fernando da o zaman yoktu. Ve oyuncuların baktığımız zaman ligin ilk yarısındaki coşkularından daha fazla. Yani Galatasaray futbol takımının Fatih Terim'le olan duyguları, taraftarın duygusu bir kere enerjisi yüksek bir takım. Ve sessiz sedasız müthiş konsantrasyonla maç hazırlandılar. Beşiktaş maça iyi hazırlanmadı. Mental olarak bir kere iyi hazırlanmadı. Hafta içerisindeki olaylardan dolayı. Hatta arkadaşlarım ben geldiğim zaman Şenol Hoca'nın maç önü röportajını söylediği zaman hazırlanmadıklarını gördüm zaten. Daha doğrusu hissettim. Oyunda da bunu gördük. İki kez ortak oldu oyuna. Birincisi 0-0 giden oyuncuda Negredo'nun net kaçırdığı pozisyon. Bir de 1-0 iken Babel gibi bir oyuncunun çeviremediği veya Kuvarecmi'ye veremediği. Bu arada da şunu söyleyeyim. Medel'i ayrı tut. Galatasaray Medel'i 2-0 yendi. Medel puan alamadı. Bilmiyorum Fabri, artıyor muyum? Gökhan yok. Adrian'ı idare eder. Fabri ne yaptı? Mesela penaltıda çıktı, geri geldi, çıktı, alabilirdi. Yani böyle sürekli bir tedirginlik halindeydi. Yani o bile... Birkaç tane cepheden yalnız karşı karşıyalarda ayakta kaldık. Ama böyle çok kötü... Ben Medel dışında Beşiktaş'ta ayakta kalamadım. Tolgay mücadele etti ama etkili değil. O ilk yarıda hiç yok. Talisca sertliğe dayanamadı. Sinirleniyor. Evet, sertliğe dayanamadı. Quaresma? Negredo, Quaresma inanılmaz konsantrasyon sıfır. Şimdi hocam, gelelim. Şuraya not ettim. Şu 80'de bir orta sahadan vurdu. Evet. O anlayabildin mi? Yani sen? Zaten tavırlarından anlayabiliyorsunuz coşku problemi yaşadığını Kovalecman. Şöyle hani bir Galatasaray Beşiktaş maçı gibi bakmadı. Bir tarafta da Cavs gibiler. Görüyor musun nasıl ısırıyorlar? Mesela Fernando'yu 96'da gösterdi kartı. 5 defa göstermesi lazım. Benim görüşümü söylüyorum. Penaltı pozisyonuyla ilgili yorum yapmayayım. Çünkü İzleyicilerle birlikte bizim yorum yapmamız lazım. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır ama görüntü olmadığı için hafızamızda kalan. O konuda da standart ne ben anlamış değilim. O standart saçma sapan standart. Yani kırmızı mı? 2 kere ceza diyorlar. Niye kırmızı? Pozisyon penaltı mı değil mi? Penaltı gibi görüyorum ama çok bakmak lazım. Ama Tosic'in itiraz etmediği için penaltı gözüküyor. Ama Galatasaray maçı bir tanesini, iki net gol pozisyonundan bir tanesini Galatasaray Maicon hata yaptı da girdi. Yani durup dururken şey olmadı. Yani oyunun akışında girmedi Beşiktaş. Oyunun hiçbir dakikasında oyuna ortak olmadılar. Yani oyun benim demediler. 0-0 giderken de demediler. 11-11'ken. 1-0'ken de demediler. Ve Galatasaray'ın korkunç derece konsantrasyonu. Müthiş konsantrasyon içerisinde sıfır hata. Hiçbir yan topu kaçırmadı. Son saniyede Talisca'nın pozisyonu dahi güler gibi kurtardı. Cepheden her pozisyonda oyuna sokuşu, oyuna konsantrasyonu. Mariano fazla yorum yapmayalım. Lines, ama Lines? Çok çabuk oyuncu oldun. Çabukluğunu gördüm. Mükemmel oynadı. Nagatomo müthiş oynadı hakikaten. Oyunu, evet. Sahneyi... Denayir çok bireysel hatalar yapmasına rağmen onu istiyor zaten. Çabukluğundan faydalanmış. Ama mesela Negredo'nun pozisyonunda hata onun. Hayır, yani, ya şeyi zamanlama var. Zamanlama hatası yap. Bir maçta 3 tane varsa evet. Karlı. Maicon... Atlet oyunculara karşı mağlup oldu ama cepheden gelen toplardı. İyiydi. İkisi istediğini yaptı hocam. Bir de üzerine şey koydu. Fernando gol. Gitti golü yaptı. Ön libero gol atıyor. Sol bek orta yapıyor. Evet. Şimdi Rodriguez'in pozisyonları var. Kaçan penaltı var. Fegoli aslında Fegoli falan böyle çok iyi oynamadı. Fegoli inanılmaz kaçırdı bir tane. Evet.
Belhanda iyi başlayıp karat kötüden sonra kötü. Fakat Gomis bugün gol kuralını ilan edebilirdi. Teknik direktör 5 yıldız tartışmasız. Kesinlikle. Hazırlayışı, coşkusu. Değişiklikleri. Taraftar da 5 yıldız. Beşiktaş'a gelince arkadaşlarımız hazırladıysa ben dinlemedim o yüzden kusura bakmasınlar. Garip gelmişti. Şenol Hoca da tabii herhalde hafta içinden itibaren üzgün. Şenol Hoca'nın maç önü röportajını hazırlayabildi mi Keremler biliyor musun? Kerem gel, veriyoruz hocam şimdi. Hı. Ben buradan... Bence bir tarafta sessiz sedasız müthiş konsantrasyonla hazırlanan bir aslan. Bir tarafta da Kartal konuşmaların bana kamera geliyor önüme de. Ben buradan okuyamıyorum şu anda da pardon. Evet. Konuşmaların monoloğa döndüğü, diyalog şansının kalmadığı bir dönemde çok fazla yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum. Zaten burada zaten oyunla hoca... Maç önü bu kadar. Demoralize. Yani diyor ki futbol yok Türkiye'de buyurun kardeşim diyor. Benim kahve ağzıyla affedersiniz izleyiciler bunu anlıyorum yani. Konsantrasyonu... Takımın da konsantrasyonu düşük olduğunu medal dışında bir savaşçı kimliğiyle oynayan oyunun son bölümünde artık çekti falan ki kart göstermedi artık. Takip etti. Gomis miydi birisini takip etti. Sonuçta bireysel hatalarla Negredo'nun kritik kaçırdığı pozisyon ki bence orada Şenol Hoca şimdi Babel'i mümkün olduğu kadar şuralara da bak Galatasaray'a gelelim. Galatasaray'da Babel'i Negredo'dan sonra şu iki tane oyuncunun arasına soktu. Şimdi Babel uzun yıllardır kanat oyuncusu olduğu için arkası dönük şurada alabiliyor. Evet. Veya arkaya koşabiliyor, çalım atabiliyor. Şimdi siz böyle bir silaha kaldı ki diğer kanat oyuncunun Quaresma'da genelde çizgiden oynayan oyuncu. Siz bu oyuncuların sırtı dönük atarsanız önüne Maicon'un hatasıyla ancak pozisyon bulabilir. Bu Galatasaray'ın içine girdi. Mariano değişikliği handikap olmadı. Çünkü Babel yoktu orada. Formsuz Lens geldi. Ve konsantrasyonu düşük. Quaresma. Şimdi maçlardan sonra konuşmak kolay ama maçı izlerken de muhtemelen söylemişsindir. Wagner Lavu bilmiyorum. Ama Santrifor'a Santrifor'la cevap verebilir. Çünkü Negredo'nun en çok ihtiyacı olduğu bölümde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bunun tabii geçen haftaki olayla Beşiktaş bu kadar kötü olamaz. 10 kişi de kalsalar kötü olamazlardı. Ama çok farklı hazırlanan, coşkulu hazırlanan, top rakipteyken yani Jaws gibilerdi böyle saldıran, içeride 42 maçları yenilmeyen, bu yıl bütün maçlarını bir beraberlik dışında kazanan, en yakın rakibinden 6-7 gol fazla atan kendisi aslında ve çok isteyen bir Galatasaray vardı. Beşiktaşlılar da Beşiktaş'ı da kızmasınlar, hakikaten kızmasınlar. 2 yıldır büyük işler yaptılar ki ben böyle veda konuşması gibi algılanmasın. Tabii ki matematik olarak şans devam ediyor ama artık önündeki 3 takımın kendi aralarında maçı kalmadı. Aynen. Yani kendi aralarında maçı olmadığı için şampiyonluk şansı artık hemen hemen yok kadar az. 3 haftada toplam 9 puan kapaması lazım. Bir tane 3 haftada 9 puan mı? Yani bir tane rakipler 9 puan kaybedecek. Tabii dağılarak yani. Şimdi mesela Galatasaray, Başakşehir, Fener, Beşiktaş aralarında da oynamıyor. Galatasaray'ın 4 kaybetmesi lazım. Başakşehir'in 4 kaybetmesi lazım. İkili averaj var. Evet. Bu yüzden de yani 2 yıl ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde gerçek fakat o Şampiyonlar Ligi'nin bedelini biraz ligde ağır ödedi. Peki bir şey hatırlıyor musun? Biz beraber Aralık ayında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde evet. Uçarken, konarken... Mayıs'ı göremezlerse evet, dedik. Mayıs acaba kupa gitmiş daha belli değil tabii. O çok önemli bir konuşmaydı. Hatırlıyorsun değil mi? Çok önemli bir konuşmaydı. Bir bakarız Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Hatta bunu konuştuğumuz zaman şöyle bir yorum yaptık. Bayern Münih falan daha çıkmamıştı. Tabii yoktu ortada. Kurallar, o müsabakalara baktığımız zaman arada bir 5-6 maç oynanması gereken maçlar vardı ligde. Kafalarda oynanmayan Bayern Münih maçına gitti. Buralarda puan kaybettiler. Aynen öyle konuşmuştuk. Yarın bir gün bir bakarız Nisan biter. Aa dersin şey elinde kalmaz diye düşünüyorduk. Ki kupa maçını bilmiyorum Perşembe için ne yapacaklar ama hemen hemen elinde bir şey kalmadı. Yani Beşiktaş Bayern Münih'le gruptan lider çıktığı periyotu konsantrasyon düşük geçlerdi. O zaman da bizim söylememiz de değil ama bu uyarıyı biz... Ve arkadaşlarımız görüyorlardı yani. Muhtemelen Şenol Hoca da görüyordu ama oyuncu açısından baktığımız zaman da şunu görebiliyoruz. Yani
konsantrasyonda ciddi şekilde, yoksa Galatasaray Beşiktaş'ı ilk kez yemiyor. İlk kez de Beşiktaş kaybetmiyor. Zaten artık Türk Telekom Arena, Vodafone Park, Ülker artık deplasman buraları. İşte biraz önce gördüm ama deplasmanları da lehine çevirebilecek ev sahibinde bir teknik direktörü var. Ve taraftar kitlesi var. Başakşehir maçını hatırlayalım. İyi mi oynadı Galatasaray? Başakşehir maçından daha iyi oynadı bugün. Çünkü Başakşehir çok kötü oynamasına rağmen biraz mücadele etti o gün. Beşiktaş bugün o bildiğimiz Beşiktaş'ın tavrı yoktu, reaksiyonu yoktu. Hocam neredeyse 8 kişi tamamlamış gibi. Mesela Gökhan Gönül sezonu kapamış gibi yani. Ya diyorum ya 8 kişi oynuyormuş gibi sahada Beşiktaş yani. Evet ama çok Galatasaray keyifli. İki tane kritik pozisyon çevirebilirlerdi. 1-0 öne geçmek önemliydi. Beşiktaş'ı bir canlandırırdı. Daha kompak oynarlardı. Daha sonra 1-0'dan sonra Maicon hatasından gol yapsalar 1-1 yine ortak olabilirlerdi. Kaldı ki 1-0 iken Gomis karşı karşıya kaçırdı. Yine oyunda tuttu. Babel kaçırdı. Bir de Gomis penaltı kaçırdı. Yine oyunda tuttu Beşiktaş'ı. Fakat 10 kişi falan derken tabii böyle bir sonuç ortaya çıktı. Galatasaray son 3-270 artılara girerken tabii ki avantajını korudu. Bugün de Medipol Başakşehir maçını seyrettiğimde ilk yarı rezil bir futbol. Sonra ikinci yarıda Abdullah Avcı'nın iki tane önemli hamlesi. Çok riskli ama önemli hamlesi. Kayseri'ye. Emre Belezoğlu'nun da çok iyi top oynaması. Şimdi kimden bahsediyorsun? Sağ bekinden. Sağ bek ne yaptı bugün? Hatırladın mı pozisyonu? Hangisini? İkinci gol. Ya getirdiği golü. Yani asist yapmadı ama getirdiği golü diyorsun. Hayır. İkinci golde şöyle bir şey oldu. Bir boş top atıldı. Tamam. Şeye. Oynada Umar girmişti. Evet. Korner out'a doğru gidiyordu. Fakat o koştu. Evet. Taca zorladı. Sonra döndü. Kötü bir vole vurdu. Ve pas oldu. Ama oradaki oyuncunun, sağ bekin. O çok bravo. Ben öbür golde getirdiği bir tane var. Asisti yapmadı ama asisti. Ben 2-1'den sonra arabaya binmiştim o yüzden. Ha, çok iyi, muazzam oynadı yani. Sağ bekler bu sene hani şöyle söyleyeyim yani. Tabii ki burada açık konuşmak gerekirse Abdullah Avcı da yılın antrenörü yani. Ne dersek diyor. Bu kadar dedim ya sana, maçı seyrediyor. Yani bu 3 hafta ne olursa olsun olmasın benim için öyle. Fatih Terim'in önüne mi koyuyorsun? Şimdi Fatih Hoca zaten potada olan bir takımı kendi enerjisi, kendi bilgisi, deneyimi, Galatasaray'la olan bütünleşmesi, fakat Başakşehir'e baktığımız zaman böyle bir taraftarla oynama şansı var mı? Var mı? Yok. Zaten mesela yani, geçen hafta bir haber çıktı. Fatih Terim'in önünde, Aykut Kocaman'ın gerisinde, önünde diye bakmıyorum. Yok, ben hayır. Ben potansiyelli olarak bakıyorum. Çok başarılı bir Şenol Güneş'te Şampiyonlar Ligi'de aile ama bu yıl kolay da değil. Tabii Hoca da, Şenol Hoca'nın da Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Tabii o da performansı kolay değil. Yani şöyle bakmak lazım. Hayat devam ediyor. Oyuncular yine 3 haftasında oynayacaklar. Hafta içerisinde karar alacaklar mı bilmiyorum neyle, kupayla ilgili. Ama bugün genelde hak eden, daha doğrusu daha isteyen, daha çok iyi konsantre olan, iyi bir teknik direktör olan, iyi bir oyuncu kadrosu. Mesela dönen top aldıkları zaman isabetli kullanıyorlar. Her hata tehlikeye dönebilir. Mesela çaylak işler yapan, arzusunu, coşkusunu kötü kullanan bir Rodriguez vardı. Korkunç istekli fakat saçma sapan yerlerden vuruyor mesela. Tamam mı? Veya çok o heyecanı ama böyle Fernando gibi hem coşkuyu, tecrübeli olduğunuz zaman nerede faul yapacağınızı, nerede itiraz edeceğinizi, ne zaman oyunu hızlandıracağınızı çok daha iyi biliyorsunuz. Yalnız hocam Rodriguez dedin, dün söylediklerinle birleştireceğim. Hatta Valbuena'dan bahsederken yola çıkmıştık. Yalnız Trezeguet, şimdi Rodriguez mesela bence Tudor'un elinde hiç silah olarak kullanmıyordu. Mesela atıp adam eksiltmenin bugün ne kadar önemli olduğunu dünyada, bir kez daha şimdi görüyoruz. Stop pas oyuna döndüğü için herkes bakıyor. Bugün Beşiktaş Galatasaray'dan daha fazla topa sahipti. %1-2 falan. Ne oldu? 51'e 49. Ama olmuyor işte. Şimdi hız, mesela Başakşehir bugün topun hızını arttırdı Mosoro'dan sonra. Evet, tık tık geldi. Rakibin de dengesi bozuldu. O rahat savunma yapan Osmanlı kalmadı. Bugün de aynı şekilde Galatasaray'da hızlı oynamaya çalışınca, ki hızlı oyuncularla da önemli. Mesela Messi ile Ronaldo'nun herkesten farkı hızı, çabukluğu
En azından çabukluğu yani. Onlar ayrı konu. Fakat fark ediyor. Bazı oyuncular çok süratlidir ama çok yetenekli değildir ama yine ön plana çıkarlar. Ama Rodriguez'de büyük yine de gelişme var. Rodriguez eksiltir. Yani. Tabii var. Yani Rodriguez'in potansiyeli vardı zaten. Hatırlarsan Bruma da vardı o dönemlerde. Tudor garanti oyuncusu değildi ama Fatih Terim bu tip oyunculara bayılır. Çabuk oyunculara bayılır yani çabuk oyunculara. Kendisi de bir takım değişiklikler yaptı. Tabii. Mariano'ya döndü. Selçuk'tan vazgeçti. Donk'u var yani. Skoru korumak için Selçuk'u sokuyor. Donk'u fiziğini kullanmak istediği. Hatta nefret edilen mecazi anlamda tırnak için Denayer'ı bank oynattı. Evet. Hatta Serdar Aziz de çok eleştirilen bir insandı. Onları tercih etti. Maicon cezalı olmasa yine... Evet yani bunlar tabii antrenörlerin hamleleridir. Geniş alanda oynayacağım. Serdar Aziz de şey oynatayım. Denayer oynatayım. Çabukları oynatayım. Nagatomo çabuk. Dönemleri Ines çabuk veya Mariano çabuk. Bunlar hep teknik direktör farklarıdır. Bir de şöyle bir tablo oluşmadı mı hocam? Şimdi biraz maç da benziyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde final kimle yaptı Beşiktaş? Oradaki Bayern Münih maçında. Evet. Yani bunlar ölçü değil ama yine 10 kişi kalıyor Beşiktaş. Yine çok net bir pozisyon maçın kaderini belirliyor. Neredeyse ligin finalini burada yapıyor. Kupa maçında da aynı şekilde. Kupa maçında da 10 kişi kalıyor. Daha orası bitmedi soru işareti ama yani böyle hep bir yani bir 10 kişi kalma yani tam ucunda acaba bu biraz Avrupa'nın belki de en yaşlı kadrolarından biri olmasının etkisi mi sona gelirken? Yani biliyorsun Adele kas gücü yetmeyince bazen hatırlıyorum Bayern Münih maçını. Bir de yatmayabilir miydi hakem? Evet. Bugün Tosic atmayabilir miydi? Valla ben o konuda zaten yani, bu penaltı kırmızı kart yani standardını anlamış değilim. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela geçen haftaki işte devam ettirseydi Muslera sarı kart deniyor ya mesela. O sarı kartsa bu da sarı kart o zaman. O sarı kartsa bu iki kere sarı kart. Bir kaleci de var onun tarafta. Yani bu kriterleri ben çok anlamıyorum. Gönlünüzde olmadığı için de al geri verildi yapmıyorum. Avantajı ne kadar oynatıp kararı vermek yani... Tabii 11-10 devam etse oyunun sonlarında Beşiktaş biraz daha belki pozisyon üretebilirdi. 2-0'dan sonra zaten. Tabii. Zaten daha da farklı olabilir. Kulağına ne söylediğini tam bilmesem de oyunun akışına baktığımız zaman 2-0'a kötü değil diye baktılar. Çünkü 3-0 yapıp genel avarajı da götürmek isteyebilirler. Ama artık oraya gelmesi çok zor. Zaten onun için oraya geleceğim. 4 puan dedi Fatih Hoca, mesafe kısaldı. O yüzden 2-0'da uyar dedi. Yani fazla evet. Riske etmeyin dedi. Riske şöyle kontra ataklı etti. Evet. Lens, evet. Bu arada Lens demişken Kerem okuyacağım da geçen sene Fenerbahçe ne kadar kötüymüş demek ki. Fenerbahçe'nin en iyisiydi ya. Yani bunu düşünmeden edemedim maçı seyrederken yine. Bakalım neler söylemiş. Çok önemli bir maçtı ve kazanan şampiyonluk yarışında büyük bir adım atacaktı. Ne yazık ki kaybettik ve çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Artık durum bizim elimizde değil. Şöyle, ben mesela maç başladı. Pepe'yi bir gördüm. Daha ikinci dakika. Sıçrayamıyor. Kuvvetsiz. Ben kuvvetli oyuncuyu hemen anlarım hocam. Bu arada deminki o benzetmelere Pepe'yi de koyabiliriz verilere. Pepe de bu bütün finallerde... Beşiktaş'ın en kötülerinden biriydi. Kendi kendine attı zaten bugün. Ya Gomis'den herhalde fizik olarak 1-2 santim uzundur herhalde. Ve yıllardır stoper önsüz. Gomis de şu değildir böyle kafayı çıkıp. Zaten çıkmadan atmadı ki ya, şöyle 4'te vurdu. 4'te 4, 5'te 5 Gomis aldı. Hatta golde de Pepe önüne geçmiş olmasına rağmen zamanlama hatası yaptı. Bravo 3 santim var aralık. Efendim? 1.87 Pepe, 1.84 Gomis. Yani ona rağmen... O kafayı sıçrayarak vurmadı ki Gomis zaten. Yücek hali yoktu. Şöyle verdi. Yücek hali yoktu. Çok enteresan. Böyle inan kıpırdayım. Topla çıkıp hatta ayağından açtı bir iki tane. Sakatlığını da çıktı muhtemelen. Çekti adresi çıkmak zorunda kaldı. Çünkü gitmiyordu vücut. Ben o yıllarca gitmiyor. Top oynadım görebiliyorum. Hiç gitmiyor. Kökan gitmiyor. Kuarejma gitmiyor. Kuarejma da var gitmiyor. Yani böyle... Yani bir kere Nagatomo'nun takibini ben yani... Şöyle... Hoca olsam gösteririm. Bakın bu olmasın derim. Beşiktaşlılar yani. Maça Kuvarejma'ya baktığı zaman konsantrasyonu düşük olduğunu, bu Kuvarejma'yı sadece ayırmayalım yalnız. Genel anlamda takımda Meder'in dışında böyle kartal pençe atamıyor. Hani kaybedebilirsiniz. Ama böyle biraz Şenol Hoca'nın maç öncesi konuşması çok önemli.
Ya oynuyoruz ama gibi. Anlatabiliyor muyum? Hocaya gelmeden bir ara verelim mi? Çünkü hocanın değişiklikleriyle de ilgili ben yorumunu çok merak ediyorum. Tekrar birlikteyiz sevgili futbol severler. Hocam Şenol Güneş'ten bahsedeceğim ama hemen iki görüş gelmiş sıcağı sıcağına izinle bir göz atalım. Galatasaraylılardan devam ediyoruz. Fernando açılışı yaptı attığı golle. Maça iyi başlamak, golü de erken bulmak rakibin direncinin düşmesi açısından önemliydi. Çok zor 3 maç bizi bekliyor. Bu saatten sonra diğer maçlar Beşiktaş, Başakşehir maçından farklı olmayacak. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız diyor. Bu arada canlı görüntüler bugünün yine iyi isimlerinden biri, hatasız isimlerinden biri Fernando Muslera görüntüye geldi. Nagatomo da sahanın az önce sevgili Rıdvan Dilmen'in de söylediği gibi sahada en iyilerden biriydi. O da golü attırmıştı. 1-0'ı Fernando'ya yaptıran isimdi 0'a inerek. Sahada galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı. Burada olduğum için çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum demiş. Zaten Galatasaraylı taraftarlar da onun önümüzdeki yılda Galatasaray'da olması için beklenti için. Dün gibi hatırlıyorum, Sivas'ta oynatmıştı ilk kez, gelir gelmez. Uçaktan iner inmez. Benim o konuşmalarım aslında benim tarzım değildir, hep yutkunurum ben. O gün yani Nagatomo kapak yaptı bize yani. O gün ben ama bir şey hatırlatayım, bir detayı atlıyorsun. Latovlevici krizi devam ediyordu ve sen mi ben mi? Ben o maçı oynamayıp kupayla başlar diye düşünüyordum. Dedik ki hatta deplasman nasıl olsa ama o gün çok kötü oynadı ama yine de bizim temkinli olmamız lazım. Yani yok haklısın. CV'sine bakıp temkinli ama her gün üzerine koyarak gitti. Hocam yani. Ya bak çok önemli bir şey söylüyorum Murat'cığım orada. Lütfen Kerem'ciğim bir daha rica ediyorum. Bir daha versene ona. Kerem. Nagatomo'yu mu istiyorsun? Evet. Son cümlesi çok önemli. Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha var mı diyor yani. Daha var bende diyor. Çok önemli. İnter'de oynadı hocam. Ha bilirin, futbolcu kendini bilir. Böyle daha onun üzerinden yediğim falan diyor yani. Yaz bugün o da bir pozisyonda sarı karttan sıyıranla bir Japonvari böyle bir karate yaptı. Kime yaptı bilmiyorum ama bugünün gerçekten en iyilerinden biriydi. Şenol Güneş'e Fatih Terim'i ilk bölümde konuştum. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şuradan girebilir miyim izninle hocam? Devre arasında sen şöyle bir saptama yaptın. Pepe o kadar kötü ki dedin, medeli ki... 1-0'da mağlupsun. 1-0'da mağluptu. Medel de yani... Önde oynayacaksın. Çizgiden 3 tane top çevirdi. Bir de önde oynayacaksın. Kontratağı evet. Çabukluğuyla falan diye düşündüm. Arkayı toplayabilir dedin, Oğuzhan'ı atabilir dedin. Atmalı dedim. Oğuzhan'ı... Ama... Nerede attı? 80'de mi attı ya? Yanlış mı almışım? Evet 80'de. Şimdi maçlardan sonra kazanan teknik adamı övmek, beğenmek, kaybedeni... eleştirmek çok doğaldır. Ben teknik olarak eleştiriyorum. Ama Wagner Love'un durumunu bilmiyorum. Mustafa Pek demedi bu maç olarak hazır görmediği için böyle bir değişiklik yapmıştır. Ama ikinci yarının başında o ilk yarıdaki Gomez'in Pepe'ye üstünlüğünü görmeliydi diye düşünüyorum. Ve 1-0 mağlubuz. Ama bir şey görmüş ki yapıyorsun. 1-0 mağlubuz. Sakatlandı mı acaba bilmiyorum ki. 1-0 mağlubuz. Ben Beşiktaş'ım şimdi. Ben ligden koptum, dördüncülüğe düştüm. Beraberlik bile tatmin etti. Bir de benim en iyi özelliğim olan pas alışverişlerimde Medel böyle çok yüksek pas kötü değildir ama hani topu kalmasını Oğuzhan'la daha çok Tolga'yla yapabilirsin. Hemen örnek vereyim. Vodafone'daki ikinci yarı Oğuzhan. Evet. Buranı yapabilirdi ama bunların hepsinin dışında Şenol Hoca'nın Perşembeden itibaren hayatına baktığımız zaman, okuduğumuz, çizdiğimiz zaman sonuçta o da mental olarak... Belki de kariyerinin en... Yorgun günlerini geçiriyordu. Hatta söylemesinde sakınca bulmuyorum. Benim bir şeyim okumuş internette, hoca beni aradı. Ben onu aramıştım maçtan sonra geçmiş olsun diye. Sonra hoca aradı, gerçekten de çok demoralizeydi hani. Böyle uzun vade futbol için hani neler yapılabilir? Çünkü o zaman sonuç açıklanmamıştı. Böyle o kadar canı sıkkın hissettiğim ki telefonda hala da o sıkkınlığı devam ediyor. O da performansını etkiliyor. Bir tarafta sağ kenarında hiç bu kadar değil mi? Efendim?
Şenol Güneş'in evet, evet. Sağ kenarında bu kadar... Hani... Kabullenmiş gibiydi yani. Bu enteresan. Biraz abartılı belki bu kullandığım kelime ama düşük bir, çok ciddi mental yorgunluğunu moral görüyorum. Moral motivasyonu çok. Mesela bundan sonraki 3 maçı da Beşiktaş'ın kolay olmaz. Bak çok rahat oynayan, goller atan Beşiktaş için bilmiyorum kupadaki pozisyonu ne yapacaklar ama ligde 3'lü 3 yapmaya en potansiyel fikstür Beşiktaş'ındı. En potansiyel. Ama oyuncuların direnci de düşmüş olabilir. O zaman madem o grafiği en zor fikstür Galatasaray'ın gözükse de Galatasaray'da böyle finalleri seven bir takımdır ve aşağı yukarı 20 derece üzerindeki sıcağa gidecekler iki tane. Aksar en zor maçlar yine liderin. Tabii. Kalan yine, üç maçı böyle bir teraziye koydu. Fakat tabii Medipol Başakşehir'in de hem Adebayor hem Mahmut cezalı duruma düştü. Sivas maçı için. Sivas maçı için. Tabii ki Fenerbahçe açısından Galatasaray kazanmasını istiyor olabilir Fenerbahçe. Eğer yakalır ümidiyle 5 oldu şimdi avaraj farkı. Ben 3'te 3 yaparsam diye bir maç kaybetmesini bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi finalleri iyi oynayan bir teknik direktörü ve Galatasaray takımı var. Bu arada Akhisar da hala kurtaramadı. Alanya kazanınca her yer alt üst oldu. Güç maç. 5. Avrupa Kupası'na gidiyor mu? Hayır. Gidiyor mu? 3-4. Evet. Ha tabii. Kupa var evet. Hani Göztepe'nin. Var. Trabzon, Göztepe 49. Yani zor maçta. Her takım tabii. Zor. Yani şeyin de çok zor. Fenerbahçe'de Bursa'yı böyle rahat falan yenecek diye bir şey yok yani sonuçta. Tabii. Kolay gözüken tek maçı Karabük. Ama iki maç içeride oynuyor. Başakşehir'in de zor Sivas'tan sonra son hamlesini yapacak. Osmanlı'ya gidiyor. Kime gidiyor deplasmana şeyden sonra? Beşiktaş. Antalya'ya gidiyor Başakşehir. Ha Başakşehir Antalya'ya gidiyor. Tabii. Yani. Ama Antalya. Ama şimdi en şanslı takım. Bu şansı da kendi yarattı deplasman performansına rağmen. Başakşehir'i yendi, Fenerbahçe'den puan aldı. Beşiktaş'ı yendi, Trabzon'u yendi. Takipçilerin hepsini yendi. Hepsini yendi. Hatta hocanın ilk maçı Göztepe maçıydı, onu da yendi. Evet. Yani şu andaki ilk 6 takımdan çık 5 takımı düşünelim. Kadıköy'de berabere Göztepe, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'i TT Arena'da taraftarla beraber yendi. Bir tane beraberlik aldı, o da 10 kişi. Deplasmanda. Hayır, hoca değil yani. Galatasaray içeride zaten. O maçta ama iyi oynamamışlar. Evet, bir tek Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sahasında o kalan maçları ben kaçırdım. Verdi mi Kerem Hoca? Yok, vermedi herhalde. Verdik hani. Bizim uyuyorduk o. Üçer maç. Hemen bir kısaca seslendirelim onu. Lider Galatasaray 66 puan. Akhisar deplasmanı. İçeride Malatya. Ve son maç Göztepe deplasman. İkinci Başakşehir. 1 puan fark var. Sivas içeride. Antalya deplasman. Kasımpaşa içeride. Galatasaray Başakşehir bu arada. Şöyle. Averaj Başakşehir'de. Sevgili Murat, bir kere Beşiktaş'ın kesinlikle havlu atmaması lazım. Her ihtimali düşünelim. Çünkü bu yıl Şampiyonlar Ligi ön eleme. Geçmiş dönemler gibi böyle sert takımlar yok. Evet, yeni sisteme göre. Yeni sisteme göre yani Şampiyonlar Ligi ön elemeden kalan ikinci takımımız çıkabilir. Geçtiğimiz yıllara Allah göre. Allah korusun, bir şey daha aklıma geliyor. Yani Galatasaraylı dostlar kızmasın. Daha Galatasaray'ın durumu da kesinlik kazanmadı. Yani büyük bir ihtimale çıkmayacak. Sen de konuşmuştun galiba Servet Bey'le. Servet Bey'le görüştüğümde. Tutmak istiyorlar. Evet, iyi haber vermişti. Evet, iyi haber vermişti. Yani belki takipçiler onları da hesaplıyor olabilir. Şöyle söyleyeyim, tabii şampiyonluk önemlidir. Tarihe geçiyorsunuz o yılla. Tabii. Ama bu yıl geçtiğimiz yıllara göre ikinciliğin daha önemli olduğu. Kime elendi Başakşehir? Sevilla'ya. Sevilla'ya, evet. Daha geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe Arsenal'le eşleşmişti. Dolayısıyla şimdi ön elemede bu Arsenal'lar falan, Valencia'lar falan gelmeyebilir. Doğru, haklı. Bu yüzden... büyük de ekonomik kaynak. UEFA Avrupa Ligi ile arasında büyük bir ekonomik farkı var. Tabii. Beşiktaş kuşkusuz mümkün olduğunca. Ama yine de kolay değil. Şimdi Medipol Başakşehir'den 3 puan geridesin. Geriye 3 puan kalmış ve ikili averaj Medipol Başakşehir'de. Evet. Yani Başakşehir bir maç kaybedecek. Sen ama olabilir yani sonuçta Beşiktaş işini yapacak. 9'u koyacak cebine. Başakşehir Antalya'da berabere yetmiyor mu? Yetmiyor değil mi yetmiyor, yine? Yetmiyor. 7 bile olsaydı. Kasımpaşa maçı da zor. Bir tane yenilse bile yani. Çünkü her kulüp için Şampiyonlar Ligi
minimum 15-20 milyon euro. Yani Başakşehir'in 3 maçtan ikisinde kazanmaması lazım Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için. Galatasaray'ı saymıyorum. En az şansı tabii Beşiktaş'ın gözüküyor. Fenerbahçe'nin çünkü maçları daha... Ya Fenerbahçe 72'ye bağlayabilir. Bursa, şöyle söyleyeyim, Karabük, Beşiktaş 1 puan alsaydı Başakşehir'in tek rakibi olurdu şampiyonlukta. Öyle bir hafta oynadı aslında. 1 puan alsaydı Beşiktaş. Ama Galatasaray yine zirvede kalırdı. Ama o 9 cepte gözüküyor ya, o anlamda. Başakşehir 1 puan önde olurdu. Doğru doğru, haklısın. Büyük bir avantajı kaçırdı siyah beyazlar. Yani şöyle bir daha alalım. Kalan maçları. Hayır. Puan durumu. Puan durumu evet. Tamam. Kerem, bir daha puan durumunu verir misin? Beşiktaş 1-0 kazansaydı Şampiyonlar Ligi en kötü önlemeyi garantiliyordu. Tabii. Bugün 65 yapıyordu. Tamam mı? Başakşehir'le beraber. Evet, fikstür de çok güzel. En kötü önlemeyi şey yapıyordu. Şimdi evdeki bulgurdan doldu. Hatta Başakşehir'in bir puan kaybında şampiyon tabii, bile olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi önelemeyi diyor anlamında söylüyorum. Tabii. Galatasaray üçüncülüğü Fenerbahçe ile paylaşıyordu değil mi? Yenilseydi. Evet. Renkli güzel bir lig. Tabii beraberlik durumunda 2 puanlık makasa sıkışacaktı 4 takım. Evet. Bir de öyle bir durum var. Veya Beşiktaş'ın galibiyeti durumunda. Ama şu anda 4 puana o makas. 3'ten 4 puana çıkmış oldu. Beşiktaş gerçekten şampiyonluk yarışında son 2 yılın şampiyonu büyük yara aldı. Tabii siyah-beyazların gelecek yıl, yani hem yaşlı kadro hem büyük ücretler, Şampiyonlar Ligi kulüplerin biraz ekonomisi için çok büyük yani, bir darbe olur bu. Kulüplerin isimlerini vermek istemiyorum. İnan çok önemli kulüpler aylardır para almıyormuş oyuncular. Bak aylardır. Çok önemli oyuncular, çok önemli futbolcular ve kulüplerde. Mesela Ankara Gücü Lig'e çıktı. Aylarca alamayan oyuncular olmuş. Rize nispeten iyi yani bu anlamda. Süper Lig'de tarihi kulüpler aylarca sıkıntı yaşıyorlar. Birikti çünkü. Bir de işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu yabancılarla düştüğünüz zaman yandınız. Tabii. Kueke, Rize sporlu ki sakattı, fazla kullanamadı. 1 milyon 400 bin euro alıyormuş hocam bir alt ligde. Hadi verme. O kontrat kesin üstten kalan. Tabii üstten kalan. O, bana ne düşerseniz düşün demiştir o. Geçen sene düştüğü için. Dolayısıyla 13-14 yabancı ile düşmek var ya, fena. Bu arada Şenol Güneş gelmiş. Kerem diyor ki maç öncesine çok benziyor diyor. Maçtan önce konuştum. Bazı şeylerin değerini yitirdiği bir ortamda monolog yapıldığını, diyalog olmadığını söyledim. Teknik olarak bir yorum yapmaya gerek yok. Kaybettik, üzgünüz. Monologun anlamını Murat rica etsem. Monolog kendi kendine konuşmak demek. Yani tek kişinin konuşması demek. Yani biz seninle diyalog şimdi halindeyiz. Monolog anlamını biliyordum ben de. Hani hakikaten de bilmeyebilirdim. Fakat zor bir kelime yani, çok kişi bilmiyordur ama çok önemli. Hani ben konuşsam da diyor. Dinlemiyor kimse. Hiç kimse bir şey olmaz falan demek. Diyalog kuramıyoruz kimse. Maç önü maestro'nun yan yana eğer getirebilirse, hoca zaten maçtan önce kaybetmiş maçı. Maç sonu da aynı şeyi söyledi. Bir tek kaybettik üzgünüz yok maçın başında. Evet. Ama sonra... tekrar söylüyorum. Tek insan sonuçta. Tabii. Kolay bir 5 gün geçirmedi yani. Çok yıprandı. Hakikaten öyle yani. Haklı, haksız. Evet. Bu arada bir şey söylemeden de edemeyeceğim. Yani biz hiç uslanmıyoruz herhalde. Yani 50. dakikada Quaresma korner atmaya gitti. Yine yabancı maddeler atıldı. Galatasaray 1-0 önde şampiyonluk maçında. Yani buna da mı kumpas diyeceğiz? Yani bu nasıl bir şey hocam ya? Vallahi evelip gevelim Muratçığım, o konuda asla yorum yapmayacağım. Yani hiç öyle yalandan yani bana şey yapma. Çok oldum yani, 1-0 galibsin. Asla bu konularla ilgili, çünkü ben her şeyi biliyorum. O yüzden kusura bakmasın izleyiciler. Benim peki de aşan konular. Yo, saygı duyuyorum yani ama yani, bunu da söylemeden edemeyeceğim yani. Hani bunu da gördük. 3 gün önce... Şenol Hoca'nın da üzülmesi gereken, üzüldüğü konularda haklı olduğu konular var. Bazı pişmanlıkları da var bence. Ama genel anlamda sonuçta bir kafanın yarılması konuşulmamalı Türkiye'de. Bir teknik direktöre bir madde geliyor. Ha ondan sonraki şeyleri kendi dünyasında bileceği şeydir. Ama ben o attı bu attı, gerekli merciler zaten
öyle bir karar iz bıraktılar ki herkes zor durumda kalsın diye. O yüzden bana yorum yaptırmış. Dünyanın hiçbir yerinde 3 maç ceza verip, 1 milyon ceza verip 3-0 yapmayan bir ülke yoktur. Yani bu cezayı veriyorsanız aynı federasyon olarak hiç de bize disiplin kurullarının haberi yoktu falan demenize gerek yok. Eğer bir disiplin kurulu, zaten tuhaf olan ne biliyorsun? Önce yönetim açıklıyor, sonra disiplin kurulu açıklıyor. 1 milyon ceza tarihi ceza. 3 maç seyircisiz kaldı ki failleri bulunmuş. Veremez hukuken. Bildiğim kadarıyla hukukçu değilim ama. Yani benim ne demek istediğimi onlar biliyordur. Bu maçın tekrarlanması, tekrarlanmaması konusu değil yani. Yok ben de yani... Yani bu hakikaten aklım almıyor. Şurada hadi o maçta onlar oldu da. Ya bu kadar dünya yandı. 1-0 öndesin. Ay bir an dejavu oldum. Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray Beşiktaş maçını hatırlıyor musun? Korktum bir an ha. Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray Beşiktaş maçını hatırlıyor musun? Binlerce Beşiktaşlı'nın girdiği. Direkleri. Kaç maç ceza aldı? 5 galiba. 4. 4. Faili bulmaya kalksan insan kalmazdı İstanbul'da. 2000 kişi vardı. Burada 3 kişi tutuklandı. Atanlar bulundu, 3 maç ceza verdiler. Yani biz de salaktık, yedik yani. Peki tamam. Hani biz yapmadık, onlar yaptı. Veya başkaları yaptı. Neyse bunları artık konuşmaya gerek yok. Konuşalım. O yüzden oradan attılar, buradan attılara gerek yok. Top yok hayır, şaşırdım top. Ya. Ya bu nasıl bir bilinçtir? Ben hakikaten aklım almıyor yani. Bizim almıyorsa Şenol Hoca ne yapsın veyahut da Fenerbahçe ne yapsın? Sonuç değil mi yani bu oyuncular orada duruyor? Yani kulüplerin bence... taraftar dernekleri... Mardin örneğini verdiler ya federasyon emsal olarak. Hı hı. Hatırlıyor musun? Mardin maçını ben izleyicilere anlatayım ne olduğunu. Bir yıl önce almışlar federasyon kararını. Açıklamasını yazdı. Mardin maçını. Arsin'le bir takım maçı işte. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'de örnek verdi ya. Ben kötü örnek göstermem de. O şöyle oluyor sevgili izleyiciler. Maç penaltılara kalıyor. Tamam mı? Sahaya bir giriyorlar abi. Tekme tokat giriyorlar oyunculara. Kalecinin de burnunu kırıyorlar. Maç iptal oluyor. Federasyon karar alıyor. Maçın tekrarına. Kaldığı yerden. Nerede kalmıştık? Penaltı. Penaltılarda yalnız kaleci ameliyat olmuş gelmiyor. Başka kaleciyi geçirin diyorlar. Başka kaleci geçiyor. Bir kulübe 2000 lira, bir diğer kulübe 750 lira ceza veriyorlar. Buraya da kaldığı yerden veriyorsun. Öyle olaylar yok. Peki 3 maç ne? Öbür tarafa bir maç vermişler yanlış anlama. O maça da bir maç vermişler. İki de kulübe birer maç. Yani yazık yazık. Yazık. O yüzden yani top diyorum ya ben. Top. Top top. Evet. Sonuçta başarılı bir takım var. Galatasaray takımı. Evet. Hak ettiği bir liderlik koltuğunda yani şu anda. Galatasaray'a da zarar verdi. Ciddi travmalar da yaşadılar şimdi. Gittiler iki tane maç kaybettiler. Akser ve Gençler Birliği maçını. Ama sonuçta yine sahaya döndüler. Tabancı gibi sert oynadılar. İyi oynadılar. İyi futbol oynadılar. Pozisyonlara girdiler. Penaltı kaçırdılar. Hayır hatırlıyor musun? Birkaç hafta önce ben şöyle bir şey söylemiştim. Galatasaray'ın son şampiyonluğunda yılın oyuncusu Muslera olmuştu. Bu sefer TT Stadyumu bence demiştim ama yani TT Stadyumu şimdi zarar vermenin kıyısından dönüyor şampiyonluk yarışında. Yani belki dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz ama bu taraftar eğitimini... Orada ne oldu bu Korner Bayram'da? Kuvarecim'e yine yani. Kuvarecim'e cisim atıldı geri döndü. Fırat Aydınus'u gördün mü ekranda? Yok görmedim. Rodriguez'i gördüm. Gel dedi gidelim dedi. Portekizce konuştular beraber. Gittiler attı. Evet. Ya burada tabii iki takım oyuncularının arasındaki diyalog o maçtaki diyalogdan farklıydı. Ona bir şey söylemiyorum. Ben zaten oraya gelmiyorum. Hakemin tutumuna da gelmiyorum. Ben bu seyirci zihniyetini anlamakta zorluk çekiyorum. Yani seyirci orada niye var? Ben takımına artı koymak için var yani. Bugün ucuz atlattık ülke olarak. Daha farklı provokasyonlar da olabilirdi. Çok şükür Galatasaray taraftarı çok küçük bir şeyle. Küçük bir şeyle hiçbir şey değil o zaten. O yüzden de temiz bir maç oldu yani. Yani belki de orada hemen onu yani yapanları şöyle, taraftarlar kendi aralarında ayıkladılar. Benim konumda şu. Kanun polis falan değil abi. Taraftar yanındakinin jandarması olsun. İşte bunu biz bir türlü sağlayamadık ya. Olmadığı zaman da maalesef.
Ama en küçük provokasyonda hep beraber aynı şeyin içine giriliyor yani. Evet. Dediğin gibi 3 kişi tevkif edildi. O kadar şeyi, o kadar noktada... Toplandı, 100'e yakın yani, insan toplandı. Yani 30-35 kişiden. Benim bildiğim kadarıyla failler bulunduğu için, abi doğrudur yanlıştır bu kural, 3 maç olamaz yani. Şu maçın 3 maçı karşılığı nedir biliyor musun? 3-0 mağlubiyettir. 3 maç veriyorsan eğer. Doğru. Bu mesaj başka mesajdı maalesef. Bir reklam aramız daha var. Hemen o reklam arasını da verelim. Evet, bu arada sakatlıklarla, maçta yaşanan sakatlıklarla ilgili küçük raporlar. Mariano için net bir henüz haber ulaşmamakla birlikte Pepe'nin sağ üst arka adalesinde çekme olduğu için çıkmış. Negredo'nun zaten o burkulma sebebiyle oyunun dışında kalmıştı. Pepe tatile çıkar. Tecrübem öyle söylüyor. Yanılabilirim. Ama yine de kalan yani... Tabii ki çok uzak. O böyle hani bariz bir sakatlık diye belki çekmiştir, belki günahını da almayalım da maç başına falan da oynuyordur. Şimdi biraz önce konuyla ilgili şöyle bir ilave edeyim istersen Muratçığım. Şöyle bir karar çıktı aslında. Çok özür dilerim, burada bir senin bu iPad çalınıyor, tamam mı? İkimiz varız ama başka kimse yok. Bu çalınıyor. Sonra polis soruyor buradan birisine, kim aldı diyor. Sakallı bir çocuk vardı diyor, düz saçlı. Tamam mı? Üzerinde yeşilimsi bir şey vardı diyor. Eskiden de top oynamış diyor. Uzun bizim yıllar... kameramanı mı alıyorlar? Hayır. O da güldü. Diyor, tamam mı? Yani federasyon aldığı kararda iz bırakıyor. Bak, iz bırakıyor diyorum size. Kasıtlı şekilde iz bırakıyorlar. Özerk olsa tamam. Hani kurullar özerk olabilir. Anlatabiliyor muyum? Peki bir şey soracağım. Sayın Fikret Orman pazartesi niçin divan kurulu toplayacağız dedi pazartesi günü. Karar. Normalde karar ne zaman açıklandı? Çarşamba günü 15'te. Olağanüstü toplantıya 3-5 kişi çağırması lazım normalde. İstediği sonuç çıkmayınca. Kendine göre haklı Beşiktaş, diyor ki ben 3-0'dan galim diyor. Peki pazartesi niye aldı? Diyelim ki 3-0 çıksaydı ne olacaktı Beşiktaş lehine? Divan kurulu iptal mi olacaktı? Yani bunlar çok tuhaf. Biraz hafta sonu maçını da düşündüler tabii yani. Hani maç bir... Nasıl? Hafta sonu bir... Ya şimdi ben şunu soruyorum. Konsantrasyonu şimdi ama karar verilmeden, etkiledi bir kere şimdi yani. Şöyle bir karar çıksaydı çarşamba öğleden sonraki saatlerde. Zaten Futbol Federasyonu'ndan bir kişi konuşmadı. Altyazıda gördük. Bir kişi duydun mu sen? Şu kişiyi diye. Yok, şeyi gördüm. Şöyle karar çıksaydı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 3-0 kazanmıştır finale deseydi. Çıkmış. Finale çıkmıştır deseydi. Perşembe Divan Kurulu'nda ne konuşacaklardı? Bilemiyorum. Bunu konuşmaz artık tabii. Neyi konuşacaklardı? Yoktu ki öyle bir toplantı. Normalde zaten karardan sonra A. Kararı biliyorlardı. B. Ön aldılar. Bak bunu ben Beşiktaş Fenerbahçe mevzusu yapmıyorum. Çünkü 3 maç ceza verdiğin, Türkiye rekoru kırdın, 1 milyon lira ceza verdin, 2 tane güvenlik görevlisi ceza verdiğin maçta 3-0 hükmen mağlup etmemek ne demek biliyor musun? İnsanın aklıyla alay etmek demek. Hukuki mi? Hukukçulara soracaksınız onu. Birkaç hukukçuya sordum. Hatırlar mısın bir Beşiktaş Gaziantep maçı vardı. Bülent Uygun'un kafası yarılmıştı. Bir şeyler hani faili bulunduğu zaman cezalar düşüyormuş ya. Bilmiyor evet. Mu şimdi? Bilmiyorum. Diyelim ki tahkim kurulu dedi ki ben 1'e indirdim cezayı. Neden? İşte şudur şudur. Bilemediğim için yorum yapmayayım. Ama üzücü, çok üzücü. Gerçekten üzücü. Yani sakallı çocuk, düz saçlı çocuk. Eski topçu. İkide bir sakatlanırdı. Nazilliymiş bir de duydum. Ama o değil. O değil. Yani iki, bak ya federasyon yönetiminin aldığı karar yanlış ya disiplin kurulunun aldığı karar yanlış. Bu kadar basit. Peki bu disiplin kurulu İngiltere Federasyonu disiplin kurulu mu? Yok. O federasyon. Peki niye önce yönetim açıklıyor sonra disiplin açıklıyor? Cezalara bakarsın. Temsilci raporları federasyonda mı? Yoksa evet. Kişilerde mi yoksa hukukçularda mı?
Hukukçular kim? Mesela benim bir önerim oldu, kabul edilmedi. Hiçbir kongre üyesi kurullarda olmasın dedim ben. Öneri olarak verdim yazılı. Varsa da istifa etsin. Diyelim ki ben kongre üyesiyim, avukatım. Beni federasyon hukukçu olarak aldı. İstifa etmeden gelme. Veyahut da hiç iyi olmamış olsun. Sana bir şey söyledim. İzninle seyircilerle paylaşayım mı? Bundan yıllar önce, 90'lı yılların başında ben teknik üniversitede öğrenciyken Amerika'da da bir kısa bir dönem eğitim alıp döndüğümde bu mesleğe başlamaya Show TV'nin kuruluşunda karar verdiğimde İlker Yasin kulakları çınlasın bir kulübe üyeliğin var mı dedi. Daha hiçbir şeyim bak. Kaset taşımak için gidiyorum. Çok önemli. Tebrik ederim. Dedi ki bana İlker Yasin bir kulübe üyeliğin var mı dedi. Var abi dedim babamdan dolayı. Hemen dedi bırakacaksın dedi. Yani bir spor adamı olmak istiyorsan gazeteci ya, veya bu kimlikle aslında bu üyelikte yalan bir kulüb üyesi olamazsın dedi. Yani ben bunu 30 yıl önce neredeyse yaşamışım. Anlatabiliyor muyum? Sürekli bana hakaretler yağdıran bir gazeteci arkadaş var İsmail Er diye. Aslında niye konuşayım dedi. Tuhaf falan üyelikten olduğu için Fenerbahçe kongresiymiş o biliyor musun? Beşiktaş yazarı. Ya, Ali Koç veya Aziz Yıldırım'a oy verecek. Beşiktaş yazarı İsmail. Ha, yazarlığın ötesi yani bir de. Nasıl oluyor? Ben anlamadım. Yani ben Galatasaray kongresi olayım mesela. Ya gerçekten 3 Haziran'da kongrede oy kullanma hakkı var en azından. Enteresan. O yüzden üyeleri de fazla takmayalım. Ama benim söylediğim önemli. Ya federasyonun açıklaması yanlış ya disiplin kurulu verdiği ceza yanlış. Fatih Terim gelmiş hocam. Dönelim maç sonu Fatih Terim'in söylediklerine göz atalım. Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi, alın terimizi olacak. Yani alın terimizi verdik mi? Verdik. Onun tarzıyla yapamıyorum tabii evet, ama. Ruhumuz. Ruhumuzu sahaya koyduk mu? Koyduk. Dualarımız kabul oldu mu? Oldu. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Sonuna kadar hak ettik mi? Hak ettik. Etmiş. Beşiktaş'ın en etkili tarafı rakip sahada fazla oynamasıydı. Bugün onu önledik. Bizim alanımızda çok fazla kalmasına ve pas yapmasına izin vermedik. Önemli bir rakibi yendik. Bu galibiyet oyunculara güven verecek. Hakemi de kolay olmayan işini doğru yaptığı için tebrik ediyorum. O ilk sayfayı, pardon. Maicon, devam edelim Kenan. Maicon sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. O gün ona davranış şeklimiz doğruydu. Seyircimizin de onu tekrar bağrına basmasını söylemiştik. O da doğruydu. Serdar'ın yokluğunu aratmadılar. Şimdi... Bu kadar mı Kerem? İlk cümlelerde alalım, bir şey söyleyeceğim orada. Aldık mı, verdik mi diye. Onu kim ok çıksın biliyorsun, Önder Özen'e. Ha evet, o yorumları öyle yapar. Evet, Fatih Hoca da yıllardır öyle konuşur da. Ama Önder onu... Özen de yaptık mı, yaptık, verdik ben mi? Ben okuyunca Fatih Hoca'yı gördüm yalnız ben burada. Öyle... Sen, ben sanki görüyorum da bir de yani. Ekstra Önder Hoca'yı da gördüm ben. Evet, kulakları çınlasın sevgili. Kulakları çınlasın. Atademirel de bunu konu şey, söyler. Şimdi kızar belki ama Arda da çok iyi yapar hocayı. Yok ben Fatih Terim taklı anlamda değil. Önder Hoca'yı taklı eder o. O herkesi. Bir not defterine gelmişti bir gün ya. De Atademirel bizim ya, programı. Beni 10 dakika seyretsin beni yapar yani. Evet, o adam evet. Bu işin kompetanı. Neler söyleyeceksin maç sonu için özellikle Maicon için söyledikleri? Ya tabii Maicon bir kriz. Sağlığın en iyilerinden biri olduğu Fatih konusunda Terim'in ben... Dışı var. Fatih Hoca... Bence hata yaptığını anladı. Genel anlamda. Akhisar maçından sonra çok sert. Fatih Terim'in krizi diyorum ya Fatih Terim farkını. Sadece bu teknik adamlıkla olmaz. Şimdi başka Fatih her şeyi yönetmek. Tudor söylemiş olsa da lafları ruhsuzlar musuzlar diye. Toparlayamazdı işi. Medyada şey yapardı. Ama bunu toparladı hoca. Koca adam ağladı falan bilmem ne falan. Çünkü o kadro, o gün yenilen kadronun 8 tanesi, 7 tanesi ilk 11 olmak üzere Akhisar'ı yenmişti orada. Hoca o gün hata yaptığını anladı ama bu tecrübesi ve kredisi halletti işi. Peki görüntü olmadığı için biz çok üstünde duramadık. Penaltı kırmızı kart pozisyonunun. Gerçi orada da standardı anlamış değiliz ama Fırat Aydınus için söyledikleri ve senin düşüncelerin neler hocam? Ya, bir de enteresan bir şey hatırlatacağım sana. Bu arada Şenol Güneş ve Beşiktaşlı oyuncular da... Şöyle söyleyeyim hocam. Bugün ne kadardı biz yayındayız Murat?
Kerem ne kadar oldu? Bir saat falan geçti, 3-5 dakika. Bir saati geçti. Şöyle Murat'cığım, Fırat Petrolus'u özel bir yer açtık mı hemen hemen açmadık. Bir tek Urperfen aldı. Bu maçı günahıyla sevabı bundan daha iyi yönetemezsin hocam. Hayır, şu açıdan diyorum. Hatırlıyor musun ilk maçta sen dahil hatta hepimiz... Bak, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hakemlerden bir tanesi. Hayır, ilk, ciddi olduğu zaman. İlk maçı hatırlıyor musun? Beşiktaş Galatasaray maçında dedik ki bugün Beşiktaş 3-0 kazanmasaydı Fırat Aydınus... Başka bir şey daha söyleyeyim mi sana? Çok büyük eleştiriler alacak. Mete Kalkman niye girdi demem. Ama Fırat Aydınus olsaydı o maçta buraya getirmezdi. O noktaya getirmezdi işi. Tecrübe farkı. Ekranda görmedik Kovarejma yaptığı zaman. Mete Kalkan koştura koştura gitti oraya. Anlatabiliyor muyum? Fırat Aydınus farklı bir şey. Şu maçı yönetmek kolay mı ya? Yok. Şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Ortalık toz duman. Demekçiler havada uçuşuyor. İnsanlar diken üzerinde. Üstüne koyarak. Üstüne koyarak çıktı. Tabii. Yani dünyada bundan daha iyi temiz, bulgun bir şey olmaz yani. Ya birazcık o ilk maçı da unutmuş. Kaç kart, mart, bilmem ne, penaltı falan, her şey. Ama bak, oyunun yani bu ortamda bana ne yapma derseler bir tek hakemlik yapmazdım. Ben hiçbir ortamda yapmam da Türkiye'de hakemlik. Tebrik ederim. Yani Fırat Aydınus hakikaten de... Ama söylediğimi hatırladın değil mi? Bir daha söylersen inatım. 3-0'lık maçta Beşiktaş kurtardı demiştin Fırat Aydınus. Hangi? Beşiktaş Galatasaray ilk maç. Evet. Vodafone'da. Hatırlıyor musun? Aha. Sahanın en kötüsüydü Fırat Aydınus. Bugün sahanın en iyilerinden biri değil mi? Gerçi ben o penaltı, kırmızı kart, o konuda hala çok tatmin olmuş değilim ama... Yani onu akşam al geri ver. Göreceğiz. Ama ben genel anlamda penaltı olsa dahi ben yine de kural mural dinlemem, sarı kart verirdim. İki yani, cezayı birden veriyorsun çünkü. Yeni kurallar gereği öyle, evet, öyle ama değil. Sonuçta gerçekten bu maçı kaldırmak çok zor bir şey. İnanılmaz zor bir şey. Çok gergin, 50 bin seyirci, Şenol Hoca üzgün. Camia sıkıntılı, diğer taraf izlerken sıkıntılı. Aklıma ne geldi biliyor musun? Sen zaman zaman onun pandomimlerini biraz abartılı bulursun ama bugün o mesela sarı kartı sana biraz sonra göstereceğim falan. O bize diyor. Heh, ama onlar birazcık o havayı yükseltmiyor. O fantezileri sever canım. O böyle. Ama top falan böyle şeyi alıyor ama yani. O ama bugün minimuma indirdi onu. Ya, gerçekten çok zor bir ortamda. Kimi getirirsen getir. İspanya'dan, İngiltere'den bu kadar temiz yönetmezdim hocam. Yani şöyle değildi yani. Eğil bükülmedi, birilerine kıyak yapmadı falan. Yok. Bilmem ne ezmedi bir takıma yani. Yok. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Yani Cüneyt Çakır'ın ve ekibinin yaptığı bu hafta hataları görünce yine gidiyorlar dev bir maç yönetmeye. Şimdi hiç tekrarlanmadığı için söylemiyorum. Penaltının kesin tekrarı lazım ama hiç tekrarlanmıyor. O yüzden yorum yapmıyorum. Şimdi yaptım ancak bak en son. Ailece girdi herkes içeri. Biraz sonra seyredersin. Ama hiç tekrarlanmıyor ki. Evet, son reklam aramızı rica ediyoruz. Evet, şampiyonluk yolunda dev bir virajı, Galatasaray zirvede kayıpsız dönerken Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti Türk Telekom Stadyumunda ve son 3 haftaya 1 puan önünde Başakşehir'in lider giriyor sarı kırmızılı takım. Artık nefes nefese yarışta Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bir nevi mucizelere kaldı. Hatta ilk iki şansını da, Şampiyonlar Ligi şansını da çok zora soktu siyah beyazlar. Önümüzde 3 Mayıs Perşembe günü oynanıp oynanmayacağı soru işareti olan yarıda kalan maçın son yarım saati ile birlikte, bir de tabii kupa finaliyle birlikte 3 haftalık, 4 haftalık bir futbol macerası kaldı sezon sonuna doğru. Hocam bugün nasıl kapamak istersiniz? %50 Galatasaray, %35 Medipol Başakşehir, %10 Fenerbahçe, %5 Beşiktaş. İyi mi? Şampiyonluk, evet, şansı olarak biliyorsun. Öyle kapatayım dedim. %50 Galatasaray, %35 Medipol Başakşehir, %10 Fenerbahçe, %5 Galatasaray, Beşiktaş. Üzüldüm galiba. Yo, ben Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye şans verme. Yani ya Galatasaray ya Başakşehir olur şampiyon bu saatten sonra, öyle görüyorum yani.
Yani sürpriz olur daha doğrusu Fenerbahçe'nin. %50 ile 15 arasında bayağı bir fark var ama ya. Fener yüzde şey dedim, 10 dedim pardon ya. 10, %50. Beşiktaş'ta 5 dedin bence. Yani hem Başakşehir'in 2 maç birden kazanamaması, hem Galatasaray'ın 2 maç birden kazanamaması lazım. Fenerbahçe'nin de 1 maç kazanamaması lazım. En düşük Beşiktaş'a verdim yüzde. Yani ben artık... Matematik olarak vereyim en azından. Tabii %1 verilir. Yani az değil yani, fena değil benim şeyim. Yani %50, 2 deplasman olmasına rağmen Galatasaray. Antalya zor deplasman olduğu için Başakşehir %35. %10'u da Fener'e verdim. Karabük deplasmanını hesap ederek Akhisar maçında kaybetti diyelim veya Göztepe'ye. Olabilme ihtimalleri tabii var burada. Sen matematik yaklaşım yapıyorsun. Ben yani ikisinden biri olacak tahminini yapıyorum. Ha, o zaten basit. Evet. İlk ikiden biri şampiyon olacak gözüküyor. Var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam? İyi akşamlar Murat'cığım. Peki, iyi akşamlar. Cümleten iyi akşamlar, iyi haftalar. Bu arada tabii haftanın son maçı yarın akşam Bursa Spor'da. Perşembe akşamı da biz ne olur ne olmaz hazırlanalım ya. Yani tabii öyle olacak. Gelelim de tabii. Yani, tabii daha önce açıklanmaz. Tabii daha önce bir kesinlik kazanmazsa olay. Bursa Spor, Konya Spor yarın akşam 8'de oynayacak. O karşılaşma da Konya Spor'un özellikle tabii Bursa'da 36 puanda aslında. Onların da durumu çok netleşmedi. Yine düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşmayla 31. hafta yarın akşam noktalanacak. Önümüzdeki hafta neler olacak, neler yaşayacağız hep birlikte bekleyip göreceğiz. İyi akşamlar, hoşça kalın.